Teknoloji Okulu'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Monster'ın katkılarıyla hazırladığımız Oyun Canavarı programımızın ikinci bölümüyle karşınızdayız. Bu haftaki oyunumuz geçtiğimiz günlerde raflardaki yerini alan Mount & Blade 2 Bannerlord. Biliyorsunuz bu oyun şu anda erken erişimde arkadaşlar. Yani tam sürümü henüz çıkmış değil. Dolayısıyla oyunda bazı optimizasyon sıkıntıları olabilir ya da böyle ne bileyim laglar görebilirsiniz. Bunları mazur görmenizi talep ediyorum sizden. Sonuçta Türk imzası taşıyan bir oyun. Bunu da görmezden gelmeyelim. Şu anda bir Brick Knight parlaklık şeylerini seçtik. Oyuna başlıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi bakalım bir Türkçe yaması gelmişti. Bu bakalım İngiliz. Şuradan dili değiştirelim. Evet, Türkçeyi seçelim. Ve bitti diyelim. Bannerlord arkadaşlar %100 Türkçe. Yani yapımcılar zaten Türk olduğu için Türk dil desteğinde oyunun çıkışına yetiştirdiler. Bu açıdan bizler için önemli bir oyun. Bu bildiğimiz RPG'lerden biraz daha sıra dışı. Hani normalde RPG'lerde bir hikaye vardır ve o hikaye üzerine oynarsınız. Fakat bunda hikayenizi kendiniz yaratıyorsunuz. Bu açıdan da bizler için önemli diyebiliriz. Bu arada ben şunu belirtmek istiyorum size arkadaşlar. Ben daha önce hiç oynamadım açıkçası. Mount & Blade ilk oyunu da oynamamıştım. Dolayısıyla bu benim ilk tecrübem diyebilirim. O yüzden biraz daha böyle hani farklı şeyler olursa mazur görmenizi sizlerden rica ediyorum. Biliyorsunuz ilk bölümde Doom oynamıştık. Bu sefer ise Mount & Blade 2 geldi şansımıza. Onu hemen sıcağı sıcağına oynayalım dedik. Haftaya muhtemelen Resident Evil Remake 3 Remake onu oynarız diye tahmin ediyorum. O çıkacak çünkü. Bu arada Tulpar'la oynuyoruz yine. Geçtiğimiz hafta da biliyorsunuz Tulpar kullanmıştık. Bu hafta da yine Tulpar'la oynuyoruz oyunumuzu. Dolayısıyla ama tabii şunu da belirteyim size, oyunun sistem gereksinimleri normalde Steam'de yazılanlar çok fazla yüksek değil. Hani böyle uçuk sistem gereksinimleri istemiyor oyun. Ama az önce de belirttiğim üzere henüz optimizasyon tarafında bazı sıkıntılar var. Dolayısıyla bilgisayarınız böyle çok aman aman iyi olsa bile donmalar, kasmalar olabiliyor zaman zaman. Bunun da temel nedeni oyunun hali hazırda erken erişimde olması. Yani oyun muhtemelen tam sürümü olarak karşımıza çıktığında herhangi bir sorun kalmayacaktır diye tahmin ediyorum ben arkadaşlar. Evet, şimdi karakterimizi yaratıyoruz. Az önce de size söylediğim gibi karakterimizin önceki hikayesini de biz yaratıyoruz. Yani nasıl bir karakter bu? Anası babası ne iş yapıyordu vesaire vesaire bir sürü şey var. Şimdi burada görüyorsunuz birçok seçenek var. Bunlardan bir tanesini seçiyoruz şimdi. Karakterimizin kültüsü var. İmparatorluk. İmparatorluk olsun. İmparatorluğu seçelim. Kaldı İmparatorluğu düşüşte. İmparatorluğu öldürülmesinden binlerce ülkenin siyasi sürtüşmeleri parçalanmaya başlamıştı. Bugün taraflar falan filan. Bunların her biri size çeşitli bonuslar veriyor arkadaşlar. Kervan oluşturmak daha ucuzdur. Sefer haritasında atlar için %10 ekstra hız. Ormanlar %10 daha az yavaşlatır. Asker savaşlarından %20 daha fazla tecrübe puanı kazandırır. Karlı topraklar %20 daha az yavaşlatır. Şehir projeleri, sığınanımları ve kuşatma silahlarına %20 inşaat hızı bonusu. Tamam, bunu seçelim. Sıradaki diyelim. Bakalım sıradaki ne var? Cinsiyetimizi belirliyoruz. Erkek ya da kadın. Kadın da maşallah. Bayağı bir kilolu. Erkeği seçelim biz. Yüzümüzden türü şöyle. Bunları geçeyim ben. Çok fazla hani vakit harcamayayım. Siz zaten şey yaparsınız. Burada arkadaşlar aile seçimimizi yapıyoruz. Bir toprak sahibine hizmet ederlerdi. Şehirli tüccarlarda mülk sahibiydi. Zengin sanatçılarda, ormancılarda, şehrin ayak takımındalardı. Yani buradan istediğimizi seçebiliyoruz. Biz bir böyle biraz daha böyle mülk sahibiydi diyelim. Biraz daha elit takılalım. Atletizm ve gönderi sıralar becerilerini... Bunlar da arkadaşlar bizim seviyelerimize puan veriyorlar. Şimdi evet, bizim çocukluğumuz. Çocukluğunda öne çıkan özelliğim... ne diyelim? Biraz böyle liderlik becerilerim diyelim. Hani ordu kurarsak ileride işimize yarar. Sıradaki diyelim. Köydeki bütün çocuklar gibi sen de tarlalardaki işlere yardım ederdin. Ayrıca ne yapardık biz? Pazarda mal satmak yok. Küçük hayvanlar avlardın. Evet, küçük hayvanlar avlardık. Böyle bir avcılığımız vardı bizim çünkü küçüklükten onu biliyoruz. Ha, büyüyen bir genç için savaş hiçbir zaman uzak değildi. Ben ne yapardım o arada? Bunların hepsinin ayrı şeyleri var tabii. Bakalım. Kurnazlık fırlatmasıyla avcı yerlerine katıldım. Piyade eğitimi aldım. Evet, piyade eğitimi aldım ve
askere gitmeye hazırdım. Genç erişkinlik dönemimizde maceralarla dolu bir hayata atılmadan önce en büyük başarın savaşta bir düşmanı alt etmekti, köyünü bir su baskından kurtarmaktı, toprağa yatırım yapmaktı, tehlikeli bir hayvan avlamaktı, şehirde bir macera yaşamaktı, insanlarla iyi geçinmekti. Yani macera dolu bir yaşam olduğu için bir savaşta bir düşmanı alt etmekti diyelim. Yani diğerleri çok da maceracı şeyler olduğu söyleyemeyiz. Ailenin birçoğu gibi sizin hayatınızda savaş yüzünden alt üst oldu. Ardı arkası kesilmeyen ordular evinizi yıkıp yıktı. Sonunda mülkünüzü sattınız ve baban, annen, erkek kardeşin ve iki küçük kardeşinle beraber daha güvenli olduğunu duyduğunuz yeni bir şehre doğru yola çıktınız. Ne var ki oraya ulaşamadınız. Yolda kaldığınız han akıncılarının saldırısına uğradı. Ebeveynleriniz öldürüldü ve en küçük kardeşleriniz ele geçirildi ama sen ve erkek kardeşin hayatta kaldınız. Çünkü bir akıncıyı akıncılar oyuna getirdin, yolcuların kaçmasını sağladınız, bir atla oradan onları oklarla savuşturdunuz. Yani onlarla savaşarak kardeşimizi kurtarmış olduk. Sıradaki. Bir intikam ve kurtarma görevi için kardeşinle yola çıkmaya hazırlanıyorsun, karakterlerini oluşturuyorsun, hazırsan bitir tuşunu tıklayabilir falan fişman feşmekan ismini gir. İsmim Osman. Osmanlı İmparatorluğunu kuracağım. Burada seçtiğimiz şeyler falan var. Geçelim sıradaki. Burada çok kolay, çok kolay, çok kolay. Zorluk seviyesi bunlar. Adam toplama zorluğu çok kolay, 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 kolay. Ölmeyi etkinleştir. Ölmeyelim. Ölmeyelim. Bu kadar badire atlatmışız. Bundan sonra da ölmeyelim bari. Oyunu başlat diyelim. Ve oyunumuz artık yavaş yavaş başlasın. Mount and Blade 2 Banner Lord maceramız başlasın. Yani karakterimizi oluşturduk arkadaşlar. Bundan sonrası artık bakalım nasıl gelecek. Evet, oyun ekranımız geldi. Bu herhalde bizim birader Baldimos adı. Kardeşim, 3 gündür alçakların izini sürüyoruz. Sanırım yaklaşıyoruz. Onları yakaladığımızda ne olacağını düşünmemiz gerekiyor. Kardeşlerimizi nasıl kurtaracağız? Dövüşmeye hazır mıyız? Her zaman abi. Her zaman hazırız. Evet, ne diyelim? Parkuru deneyeceğim. Eğer gerekirse savaşabileceğimi bilmem gerekiyor. Eğitime devam et. Kaybedecek zamanımız yok. Eğitim geç. Sence akıllıcalara yetişmeyi miyiz? Savaşa nasıl hazırlanmayız? Bu iki seçenek zaten bize bir şeyler diyecek. Parkuru deneyeceğim. Bir görelim parkuru falan filan. Evet. Baldimos'u konuşmaya devam etmeye gerek yok. Bu şurası mı parkur? Burada at var. Burada dövüş var. Ata girelim ilk. Bir eğitim alanına girelim. İleri seviyor. Bayağı da bir eğitim var galiba. Bu at arkadaşlar. Evet, at. Gerçekten de benziyor. Atlı okçuluk eğitimi. Seçelim. Yani atta giderken ok atacağız herhalde. Ya da atmayacağız mı? Şöyle. Çok güzel de. Ha, ata bin. Yukarıdaki yazıyı çok okumadım bu arada. Ata neyle biniyoruz? Ata bin. Tap tuşuna basıp tutarak eğitim alanına ayrılabilirsiniz. F. Ata bin. Evet. Atta giderken ok atmak. Yani bu da biraz zor. Attık yine onu. Evet be. Yani tabii söz konusu Türkler olunca okçuluk bir böyle damarlarımızda var bizim. Şimdi mesela bu oyunu bir Alman oynasa böyle ok atabilir mi? Atamaz. O ne lan? Yanlış şeyi vurduk galiba. Neyse, çok da önemli değil. Oh! Nereye? Aha, vurduk onu da. Kardeş! Kardeş! Vurduk mu? Vurduk. Evet, şimdilik eğitim turunu oynuyoruz. Kontroller zor değil arkadaşlar. Onu şu anda bunu da size bildireyim, belirteyim. Oyunu oynarken. Bir de kaç tur atacağız? Kulvar kaç metre? Evet, aradan at. Ben giriyordum ha, atla birlikte. Bu arada yani o ne kadar ortalasanız da muhtemelen oku öyle atmıyorsunuz. Yani tam böyle hedefte olsa bile zaten saçmalıyor bazen. Herhalde çok fazla basılı tutmayacaksınız. Neyse, vurduk onu da. Evet, bitti. Tüm sütlerdi. İki tane oldu mu ya? İki tane, sanki ben iki tane kaçırmamıştım. Ama neyse, çok da önemli değil. Evet, şimdi
Atla eğitimimizi bitirdik. Z ile ya da ata bakarken F ile basarak atından inebilirsin. Z'ye basalım. Ha, başka bir eğitim alanına git ya da silah seç diyor. Şunları da seçelim. Atın üstünde kılıçlı eğitim. Binelim atımıza. Bu arada atın şöyle sürüklenmesi falan çok hoş değil ama daha dediğim gibi oyun erken erişimde. Bu arada okları da alabiliyoruz galiba. Neyse. Evet, gidelim bakalım. Parkur başladı. Vaa, bunlara mı vuracağız? Vuramadık. Kaçırdık. Neyse. Lan. Heh. Biraz zor ama imkansız değil. Okla daha kolaydı açıkçası. Oh. Yine kaçırdık. Neyse. O da gitti. O da gitti. Arkadaşlar bu oyun erken erişimden çıksın bir daha oynarız bir bakarız yani ne olacak ne bitecek. Hani grafikler ne derece düzenecek çünkü bakıyorsunuz yanına geldiğinizde bu neyse artık bunların bir anda şişiyor yani. Kül alıyorlar sanki. Ha, yine kaçırdık. Ha. Yani herhalde biz bu şeyleri daha öldürmeye hazır değiliz benim gözlemlediğim kadarıyla. Eğer RPG yani rol yapma oyunlarını seviyorsanız deneyimleyebilirsiniz. Şu anda fiyatı da çok uygun arkadaşlar. Steam'de 130 lira mı öyle bir şeydi yanılmıyorsam. Erken erişimde olduğu için bir %10 indirim söz konusu. Bunu da size dipnot olarak belirteyim. Aha. Yürü at. Yani erken indirimden çıktığında biraz daha fiyat artacak. Yani olur 10 lira. Gerçi çok bir artış olmaz da. Bu arada şu anda millet çılgınlar gibi bunu oynuyor. Yani sosyal medyaya falan da baktığınızda. Giremedik içeri ya. Allah Allah. İnattan in. Tamam yeterli bu kadar. At üstünde kılıç eğitimi. At üstünde mızrak eğitimi. Mızrak nerede? Ha, burada mızrak. Ya mızrağı da seçelim. Atımızın üstünde bir de mızrak eğitimimizi alalım. Yani bu da eğitim eğitimdir arkadaşlar. Evde eğitim. Güzel yani. Evet parkur başladı. Ruh. Olmadı. Yani. Bak şimdi buradan sonra dövüşe gireceğim. Yine olmadı. Ya eğer beğenirseniz bu oyunu. Şimdi çünkü bu yayın muhtemelen bu hazırlık aşamasıyla geçecek. Bir yayın daha yaparız Bannerlord'la ilgili. Hani oyunun oynanışına dair falan hani alalım mı? Kafamıza soru işaretleri kaldı. Nasıl olur alsak? Gibi sorularınız varsa arkadaşlar. Dediğim gibi bir yayın daha yaparız. Dilerseniz. Aa, onu zaten kıramayız. 9-23'te 9 vurduk. Bir tane daha. Rat. Olmadı. Çok keskin yerlere koymuşlar ya. Öyle kolay vurulacak yerlerde değil yani. Bannerlord. Arkadaşlar bu oyun yani size birçok imkan veriyor. Hani belli bir hikaye olmadığı için ticaret yapıyorsunuz, ordu kuruyorsunuz vesaire vesaire. Ben oynamadım ama hani oynayanlar bunu belirtmişler. Oyunun ilk başlarında ticaret yapın falan diyorlar. Hani böyle intikam peşinde çok fazla koşmayın. Ticaret yapın, para kazanın, ondan sonrası gelir diyorlar. Biz de yani en azından ben de öyle yapacağım. Evet neyse bu eğitimimiz de bitti. Evet atlı dövüş eğitimini tamamladık. Şimdi buradan çıkalım artık. Yani burada bir eğitimimiz kalmadı bizim herhalde. Şunu arkamıza koyalım şöyle. Bakayım buralardan geçiş var mı? Yok herhalde o ilk girdiğimiz yerden tekrardan diğer taraftaki eğitim yuvamıza geçiş yapacağız. Yani buradan evet kılıçlı eğitime girmeye hazırız. Evet, şimdi bir de kılıçlı eğitime girelim. Zaten at sürme dinamiklerini gördük, oyunun grafiklerini falan az çok gördük arkadaşlar. Bir de şimdi kılıç eğitimimize girelim. Burada kılıç, kalkan. Neymiş bu kılıç ve kalkan eğitimi? Yes, gel bakalım. Evet. Şimdi bakalım eğitmene git gidelim. Soldan savur. Hadi vur. Vur. Vurmuyor. Vur.
vurdu. İyi. Yani iyi güzel de. Soldan saldır. Yukarıdan saldır. Aşağıdan saldır. Yani biraz fantastik bir kılıç kullanma şeyi var ama alışınca herhalde daha şey olabilir. Uzun kılıç bakalım. Bu ağır kılıç herhalde. Ha, soldan savunmuş, ben de saldır anladım. Hop. Ya bu savunma olaylarını çok anlamadım açıkçası. Hani tut şey yap diyor. Mouse o tarafa sürükle diyor ama her zaman da şey yapmıyor. Soldan saldır. İşte. Sağdan saldır. Yukarıdan saldır. Anladım. Şöyle yukarı şey yapıp basınca öyle saldırıyor. Aşağıya doğru mouse indirip basınca saldırıyor. Sağa doğru ve sola doğru kaydırdıktan sonra da saldırıyor. Anladık. Tamam. Bunu da anladık. Cida eğitimi, yay eğitimi, kundaklı yay eğitimi, menzilli eğitimler. Onlar neredeymiş? Diş diş diş. Bunlar neymiş? Bu ne? Bakalım. Mızrak ve kalkan. Heh, gel hadi bakalım. Eğitmen. Hadi eğit beni. Eğitmen bir dur ya bir. Eğitmene bak. Direkt vurmaya başladı ya. Eğitmen bir sakin olaydın ya. Aha, eğitmene vurdum. Eğitmenin zayıf noktası alt kısım var. Ya ben mızrak... Allah Allah. Aha! Vur! Vur! Yere düşen iyi dost olmaz. Yani Mount and Blade güzel iş çıkarmış bizimkiler açıkçası. Hadi. Ama duramadık. Hadi vur vur. Sen gel biraz deyip ben... He çaylak eğitmeni yemişim ya ben de. Saatlerdir var ya. Aha bak adam da diyor ki adam ben seni kılıcımla yenerim başka bir şeye gerek yok diye adam bam bam vuruyor yalnız ha. Dayı bir dur be. Vallahi nefes almadan dalıyorsun ya. Dur arada nefes al ya. Ya işte. Ne oldu? İkiniz birden mi geleceksiniz? Yok, eğitim başarıyla tamamlandı. Çıkın bakayım şöyle bir. Herkes akıllı olsun, herkes haddini bilsin yani. Mızrak ve kalkan ile, kılıç ve kalkan ile. Ya bence tamam ya, ben iyiyim yani. Ya eğitimine falan gerek yok diye düşünüyorum. Gidelim tamam, yeterli bence tamam yani eğitim. Eğitimden çıkmak için taba bas diyordu. Taba basalım, çıkalım. Yeter yani ben yeniyorum herkesi. Şu anda kendimi hazır hissettim. Arkadaşlar, tam en heyecanlı yerinde belki de programı bitiriyoruz artık yavaş yavaş. Mount and Blade Bannerlord, yani olmuş diyebiliriz. RPG sevenlerin deneyimlemesi gereken bir yapım. Tabii biz daha hikaye tarzına geçemeyecek. Eğitimi anca bitirdik fakat gördüğünüz gibi
Hani at sürme dinamikleri olsun, ne bileyim, biraz daha farklı böyle çıkış diyelim şuradan. Erkek kardeşim diyor ki başka bir şey yapmadan erzaktan buradan kuzeyinde erzak alabileceğimiz, yardım bulacağımız bir köy var. Sen de benden daha iyi bir binici olduğuna göre önden sen gitsek daha iyi olur. Ne diyor? Galabiya'da gezinmeye hoş geldiniz. Tamam. Yani sonuç olarak şöyle duralım. Beklesin. Sonuç olarak bu da erken erişimde. Bunu da unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla erken erişimden çıktıktan sonra farklı bir hal alabilir diye düşünüyorum. Ve diğer rol yapma oyunlarına, diğer RPG oyunlarına benzemediğini de size zaten daha önce belirttim. Tamamen kendinize hikayenizi yaratıyorsunuz ve kendi hikayenizi oynuyorsunuz. Bu açısından da önemli bir yapım diyebiliriz arkadaşlar. Monster'ın katkılarıyla sunduğumuz Oyun Canavarı programının ikinci bölümünün de sonuna geldik. Dediğim gibi bir sonraki bölümde muhtemelen Resident Evil 3 Remake ile karşınızda olabiliriz. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşçakalın arkadaşlar.